Kimyada Klasikler serisi 111. soru sevgili gençler. Aktiflik sorusuyla karşınızdayız. Yukarıdaki kaplarda bulunan Y çözeltilerine X ve Z çubukları ayrı ayrı daldırılmış. Birinci kapta değişiklik gözlenmezken ikinci kapta Z çubuğunun aşındığı gözlenmiş. Hemen şunu söylüyorum. Eğer çubuk aşınıyorsa aktiftir arkadaş. Yani Z metali Y'den daha aktif. Z büyüktür Y diyorum aktiflik sıralamasında çünkü aşınıyor. Y büyüktür X diyorum çünkü aşınmıyor. Eğer aşınsaydı X daha büyük olacaktı. Yani bu sıralamayı yaptığımda hepsinin sıralaması şöyle olur. En aktif olan kim? Z, daha sonra Y, daha sonra da X'tir. Buna göre aynı koşullarda kaplarının hangileri zamanla aşınma olur demiş. Eğer X Y'den aktifse aşınır. Değil. O zaman burada aşınma olmaz. Y Z'den aktif mi? Değil. O zaman aşınma olmaz. Z X'ten aktif mi? Aktif. Bakın Z X'ten daha aktif. Demek ki burada tepkime gerçekleşiyor. Yani üçüncü kapta bu çözeltiyi saklayamazsınız. Sadece Z kabında aşınma gözlemlenir. Doğru cevap B şıkkıdır. Kimyada Klasikler serisi 112. soru. Yükseltgenme potansiyelleri arasında ilişkisi bulunan bu metallerin aşağıdaki reaksiyonlarından hangisi kendiliğinden gerçekleşir? Yani hangisi istemlidir diye soruyor. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan, yani elektron verme isteği fazla olan, elektronunu veriyorsa, yükseltgeniyorsa tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Bakalım şimdi. A şıkkındaki tepkime de kadmiyum 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiş. Peki kadmiyumun yükseltgenme potansiyeli potasyumdan fazla mı? Bakıyoruz arkadaşlar. Değil. Demek ki bu tepkime kendi kendine gerçekleşmez. B şıkkına geldim. Hidrojen 0'dan artı 1'e yükseltgenmiş. Peki hidrojenin yükseltgenme potansiyeli bakırdan fazla mı? Bakıyoruz. Evet, fazla. O zaman bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Hemen diğerlerine bakalım. Gümüş 0'dan artı 1'e yükseltgenmiş. Gümüşün yükseltgenme potansiyeli bakırdan fazla mı? Bakın değil. O zaman kendiliğinden gerçekleşmez. Yani özet şu. Yükseltgenme potansiyeli fazla olan yükseltgeniyorsa tepkime kendi kendine gerçekleşir. Bakır yükseltgenmiş ama yükseltgenme potansiyeli kadmiyumdan fazla değil. Gümüş yükseltgenmiş ama yükseltgenme potansiyeli hidrojenden fazla değil. Doğru cevap nedir? B şıkkıdır diyoruz. Kimyada Klasikler serisi 113. soru. Şekilde verilen standart koşullardaki elektrokimyasal pil sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuşlar. Önce anot ve katodu belirleyelim. Anot ve katodu belirlerken şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Elektrotlara bakıyorsunuz. Bakın kabın içerisindeki çözeltiye değil, sadece kabın içindeki çözeltinin derişimine değil, önce elektrotlara, yani metal çubuklara bakılır. Elektrotlara baktın, aktif olan hangisi ise, yükseltgenme potansiyeli büyük olan hangisi ise o anot olacak. Alüminyum mu daha aktif yoksa demir mi daha aktif? Bakıyorum, hemen kıyaslıyorum. Alüminyumun yükseltgenme potansiyeli 1,66. Demirinki de 0,44. Alüminyum daha aktif. Demek ki birinci kap anot, ikinci kap katot arkadaşlar. Alüminyum elektrot anottur. A şıkkı doğru. Elektronlar anotta açığa çıkar ve katoda doğru dış devredeki iletken tel üzerinden hareket eder. Yani elektronlar birinci kaptan ikinci kaba doğru göçer. Doğru. Pil tepkimesine geldiğimizde anotta yükseltgenme olacak. Yani alüminyum artı 3 iyonlarını yükseltgenecek. Bakın burada öyle demişler. Çözeltide bulunan demir veya nikel iyonlarından biri de indirgenecek. Peki kim indirgenir? Hem demir iyonu var hem de nikel iyonu var. Şöyle, indirgenme potansiyeli büyük olan indirgenir. Hemen şuraya yazıyorum ben indirgenme potansiyellerini. -1,66, -0,44, -0,25. Baktığın zaman demir ve nikelden indirgenme potansiyeli büyük olan nikel, dolayısıyla nikel indirgenir. Demir değil, nikel indirgenir ve buradaki demir çubuğun etrafı nikel metali ile kaplanır. C şıkkı yanlış. Bir süre sonra ikinci kapta nikel iyonunun derişimi azalır çünkü nikel indirgenir dedik. Pil tepkimesi egzotermiktir. Bütün pil tepkimeleri egzotermiktir. Isı açığa çıkartır. Doğru cevap C şıkkı. Kimyada Klasikler serisi 114. soru arkadaşlar. Tam 114 soruyu geride bıraktık. AYT kimya genel tekrarında. Öğretmenin notunu hemen bir okuyalım. Elektrotların yükseltgenme potansiyelleri arasındaki fark ne kadar büyük ise pil potansiyeli o kadar büyük olur diye
Bir hatırlatma notu veriyorlar burada bizim için. Yukarıda yükseltgenme potansiyelleri verilen maddeler ile standart koşullarda oluşturulan pillerden hangisinin potansiyeli en büyüktür? Hemen şöyle diyorum. Yükseltgenme potansiyeli en büyük olanı ve indirgenme potansiyeli en büyük olanı alırız. Olay biter. Hemen şuraya indirgenme potansiyellerini de yazalım. Eksi 0,25, eksi 0,76, artı 0,34, eksi 0,74. Yükseltgenme potansiyeli en fazla olan kim? Çinko. O zaman çinkoyu aldım. Bu yükseltgensin. Anot olsun. İndirgenme potansiyeli en büyük olan kim? Bakır. O zaman bakır da katot olsun. Bu pilin potansiyeli diğerlerinden daha yüksek olacaktır. Hatta kaç olacak onu da hesaplayalım. Çinko yükseltgeniyor artı 0,76. Bakır da indirgeniyor artı 0,34. İkisini topladığınızda bu pilin standart pil potansiyeli artı 1,1 volt olur ve diğerlerinden de yüksektir. Doğru cevap B şıkkıdır. Kimyada klasikler serisi 115. soru arkadaşlar. Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili indirgenme potansiyelleri aşağıdaki gibidir. Pilin gerilimi ne kadardır diye sormuşlar. Önce benim şunu belirlemem lazım. Hangi taraf anot, hangi taraf katot? Elektrotlara bakıyorum. Nikel mi daha aktif, gümüş mü? Aktif olan çünkü anot olacak. Yükseltgenmenin olduğu kap olacak arkadaşlar. Nikelin yükseltgenme potansiyeli artı 0,25 volt. Gümüşün yükseltgenme potansiyeli de eksi 0,80 volt. Yani aktif olan nikel. Dolayısıyla nikel yükseltgenir. Çünkü yükseltgenme potansiyeli daha fazla. O zaman anottur. Gümüş de indirgenir. Çünkü bunun da indirgenme potansiyeli fazla. O zaman burası da katottur diyoruz. Bakın şöyle yapıyorduk. Kimya yazıyordum. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme vardır diye kendi kendime hatırlayayım diye. Şimdi anottaki yükseltgenme tepkimesini yazalım. Nikel. Nikel artı 2 iyonlarına yükseltgendi ve 2 elektron verdi. Verdiği bu elektronlar iletken tel üzerinden katota doğru hareket etti. Burada da indirgenme olayı gerçekleşecek. Gümüş iyonları elektronları alarak gümüş metalini indirgenecek. Alınan verilen elektron sayısı eşitlensin diye gümüşleri 2 ile çarpıyorum. Hemen burada standart pil potansiyelini belirleyelim. Nikelin yükseltgenme potansiyeli 0,25. Gümüşün de indirgenme potansiyeli, çünkü gümüş indirgeniyor, 0,80. İkisini topladığımız zaman arkadaşlar burası kaç yapar? Artı 1,05 volt yapar. Ama bu standart pil potansiyeli, pilimiz standart değil. Lütfen dikkat edin, derişimler birer molar değil. Nikelin derişimi ne kadar? Nikelin derişimi 0,1 molar. Gümüşün derişimi ise 1 molar. Burada Nernst eşitliğini kullanacağız. Gerçek pil potansiyeli eşittir. Standart pil potansiyeli eksi 0,06 bölü n. N dediğimiz alınan verilen elektron sayısı, yani 2. 2 elektron da eşitleniyor çünkü bunlar. Çarpı logaritma ürün bölü giren. Ürünlerde nikelin derişimi var. Bölü girenlerde de gümüşün derişimi var. Bunun karesini alıyorum. Neden? Gümüş iyonunun katsayısı 2 olduğu için. Burası kaç çıkar arkadaşlar? Logaritma 10 üzeri eksi 1. Bakın şurası komple logaritma 10 üzeri eksi 1. O da eksi 1 olur. Buradaki eksi şuradaki eksi artı yapar. Sadeleştirirsem burası 0,03 çıkar. Yani gerçek pil potansiyeli artı 1,08 volt olarak bulunur arkadaşlarım. Doğru cevap D şıkkıdır. Kimyada klasikler serisi 116. soruyla karşınızdayız. Yine bir pil sorusu. Bu sefer derişim pili arkadaşlar. Dikkat edin. Elektrotlar aynı, içindeki çözeltiler aynı ama derişimler farklı. Bu pilin çalışmasını sağlayan şey derişimlerin birbirinden farklı olmasıdır. Elektrot potansiyelleri aynı çünkü. Elektrot potansiyeli farkından çalışmaz. Bu derişim pilidir. Yani A şıkkı doğru. Lütfen dikkat edin. Bazen şöyle sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Elektrotlar birbirinden farklıysa, derişimleri aynı da olsa, farklı da olsa fark etmez. O potansiyel farkla çalışan normal pildir. Ama elektrotlar aynı ise derişim pili olur. Burası gerçekten önemli. Seyreltik yarı hücrede yükseltgenme olur. Evet, seyreltik olan yer anottur. Burada yükseltgenme olacak. Çözeltideki iyon derişimi artacak. Derişik olan yerde katottur arkadaşlar. Burada da indirgenme olacak ve buradaki derişim azalacak. Zaten derişimler eşitlendiği zaman da pil bitmiş olacak. Yani seyreltik olan yarı hücre yükseltgenme olur. Anot yarı hücresidir. Aynı sıcaklıkta birinci yarı hücreden bir miktar arı su buharlaştırıldığında
Ne olur buradan su buharlaştırırsam 0,1 mol oran derişim artar. O derişim arttığında iki kabın iyon derişimleri arasındaki fark artacağı için pil potansiyeli artar. Derişim pilinin mantığı şudur. Derişim farkı ne kadar fazla ise pil o kadar iyi çalışır. Derişimlerin arasındaki fark ne kadar az ise pil o kadar kötü çalışır. Ve derişimler birbirine eşitse zaten pil çalışmaz. Mantık bu. Başlangıçta hücre potansiyeli sıfırdır demişler arkadaşlar. Hayır, değildir. Belli bir potansiyel farkı var. Çünkü derişimler aynı değil. Onu da buluruz şimdi. Pilin şeması. Gümüş yükseltgeniyor. Gümüş tekrar indirgeniyor. Burada dikkat edeceğim yer şu. Bakın seyreltik olan yeri anot olarak yazıyor. Derişik olan yeri de katot olarak yazıyor. Yani doğru. Ben hemen başlangıç pil potansiyelini bulayım. Ners eşitliğini kullanarak. Standart pil potansiyeli. Eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma q yaparak buluyoruz. Şimdi burada standart pil potansiyeli sıfırdır. Çünkü gümüş indirgeniyor, gümüş yükseltgeniyor. İkisini topladığınızda sıfır yapacak. 0,06 bölü 1 alınan verilen elektron sayısı yani n değeri 1 çarpı logaritma anot bölü katot. Anot derişimi 0,001 bölü katot derişimi de 0,1. Burası 10 üzeri eksi 2 yapar. Logaritma 10 üzeri eksi 2 de eksi 2 olarak çıkar. Buradaki eksi buradaki eksiyi götürür arkadaşlar. Buradan da gerçek pil potansiyelini 0,06 ile 2'yi çarparsanız 0,12 volt olarak bulursunuz. Bu bizim başlangıç potansiyelimiz. Sonra bu gitgide azalıyor. Çünkü derişimlerin farkı kapanıyor. Ondan sonra da sıfıra düşüyor zaten. Doğru cevap D şıkkıdır. Kimyada klasikler serisi 117. soru arkadaşlar. Elektroliz sorusu. Erimiş sodyum florür kalsiyum iyodür bakır 2 klorür tuzları karışımı elektroliz edilirken katotta ve anotta ilk olarak toplanan maddeler hangisidir? Bakın klasik bir soru. Çıkma ihtimali yüksek bir soru ve genelde öğrenciler tarafından çözülemeyen bir soru tipi. Aslında çok basit. Önce şuna bakıyorum. Kabın içerisinde hangi iyonlar var? Mesela sodyum florür erimiş halde ya. Bunun içerisinde sodyum iyonu, florür iyonu var. Ondan sonra başka ne var? Kalsiyum iyodür. Bunun içerisinde kalsiyum iyonu, iyodür iyonu var. Bakır 2 klorür. Bakır artı 2 ve yine iyot eksi var arkadaşlar. Oradan farklı bir şey gelmedi. Sulu çözelti olsa bir de sudan gelen hidrojen ve OH iyonları olurdu ama onlar yok. Şu an sadece erimiş tuzlar elimizde. Ne diyorum ben? Katyonlar katotta indirgenir. Anyonlar anotta yükseltgenir. Yani anotta flor ya da iyot açığa çıkacak ama hangisi? Katotta sodyum, kalsiyum ya da bakır açığa çıkacak ama hangisi? Şöyle karar veriyorum. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan önce yükseltgenir. Hemen bakalım. Elektron verme eğilimi ne demek bu? Yükseltgenme potansiyeli sıralaması demek. Şimdi yükseltgenme potansiyeli büyük olan kim? Flor mu iyot mu? Bakıyorum iyot. O zaman önce iyot yükseltgenecek ve iyot yükseltgendiğinde arkadaşlar I2 açığa çıkmış olacak. Yani anotta I2 oluşur. Burası gitti, burası gitti, bu da gitti. Cevap ya B'dir ya da D'dir. Katota geldim. Katotta da indirgenme olayı gerçekleşiyor. İndirgenme potansiyeli en büyük olan önce indirgenir. Kimin indirgenme potansiyeli büyük? Bakırın. Kalsiyumun yükseltgenme potansiyeli büyük. Bunu tersine çevirdiğimizde de bakırın indirgenme potansiyeli büyüktür. O zaman katotta da şöyle olacak. Bakır artı 2 iyonları 2 elektron alarak bakıra dönüşecek. Yani arkadaşlarım doğru cevap nedir? B şıkkıdır diyoruz. Kimyada klasikler serisi 118. soru arkadaşlar. Erimiş demir 3 klorür bileşiği bir süre elektroliz edilirken katotta 11,2 gram demir katısı toplanmaktadır. Buna göre anotta toplanan klor gazı ne kadardır diye sormuşlar. Şimdi erimiş demir 3 klorür de arkadaşlar, erimiş demir 3 klorür de demir artı 3 iyonları ile klorür eksi 1 iyonları var. Katyonlar katotta indirgenir. Şöyle yazalım. Anyonlar da anotta yükseltgenir. Bu hiçbir zaman değişmez. Elektroliz sorularında her zaman katotta indirgenme, anotta yükseltgenme olacak. Katyonlar katotta indirgenecek, anyonlar da anotta yükseltgenecek arkadaşlar. Yükseltgenir. Şimdi hemen katotta gerçekleşen indirgenme tepkimesini yazıyorum. Demir artı 3, 3 elektron aldı, demir katısına indirgendi.
Şimdi oluşan demir ne kadar? 11.2 gram. Bunun 1 molü 56 grammış. Oradan N eşittir M bölü MA dersek arkadaşlar 11.2 bölü 56'dan bir virgül bir sıfır kaydırdığımızda 0,2 mol buluruz. Açığa çıkan demir katısının. Burası 0,2 mol ise devreden geçen elektron kaç moldür? 0,6 moldür. Katottan 0,6 mol elektron geçiyorsa anottan da 0,6 mol elektron geçer. Hemen anot tepkimesini yazıyoruz. Klorür iyonları elektron vererek klor gazına dönüşüyor. Buradan geçen elektron 0,6 mol elektronmuş. O zaman açığa çıkan klor ne kadardır? 2'ye 1 katsayıları oranına dikkat edin lütfen. 0,3 moldür. 0,3 mol klor gazını bize sormuşlar zaten. Doğru cevap C şıkkı. Bazen de bunu litreye çevirmemizi isteyebiliyorlar ama bu soru için istememişler. Kimyada klasikler serisi 119. soru. Elektrokimyanın son kısmıyla, paslanmayla, korozyonla alakalı bir soru arkadaşlar. Önemli bir soru tipi. Yukarıda toprak altına döşenmiş demir borunun etrafı magnezyum metali ile kaplanarak yerin altına döşendiği gözlenmektedir. Toprak altında nemli toprakla doğrudan temas halinde bulunan demir boruya bu işlemin yapılmasının nedeni hangileri olamaz? Neden yapılıyor bu? Çünkü bir demir boruyu biz paslanmasından, korozyona uğramasından korumak istiyoruz. Bundan dolayı magnezyumla kaplıyorum. Şimdi normalde magnezyumun aktifliği demirden daha fazladır. Yani magnezyum paslanmayan bir madde değil. Paslanır. Hatta demirden çok daha hızlı, çok daha iyi, çok daha güzel paslanır. Zaten bu yüzden demirden daha aktif olduğu için magnezyumla kaplıyorum etrafını. Yani ben burada magnezyum metalini kurban ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum düşünelim şimdi. Magnezyum metaliyle kaplamışız ya burayı. Magnezyum metali herhangi bir sebeple aşınmış olsun ve burada şöyle küçük bir kısımda demir metali açığa çıksın. Yani artık nemli toprak demir metaliyle de temas ediyor. Bak şu kısımda demir metaliyle temas ediyor. Ama diğer kısımlar yani burası ve diğer bu yan tarafında yine magnezyumla temas ediyor. Böyle bir durumda yine magnezyum mu paslanır? Evet yine magnezyum paslanır. Neden? Çünkü iki tane metal var ama aktifliği fazla olan magnezyum. Dolayısıyla yükseltgenme gerekiyorsa, korozyona uğraması gereken bir metal varsa o magnezyumdur. Yani açıklık olsa bile, aşınsa bile kaplama, magnezyum kaplama, demir açığa çıksa bile yine önce magnezyum yükseltgenerek o paslanacaktır. Biz burada magnezyumu anot görevinde koyuyoruz. Anot olarak kullanıyoruz. Çünkü yükseltgenme anotta olur ve aktifliği fazla olan madde yükseltgenir. Demir metalinin aktifliği magnezyum metalinden büyük değil. Zaten öyle olsa magnezyum şerit, kaplama magnezyum aşındığı anda demir çok daha hızlı bir şekilde paslanırdı. Doğru cevap nedir burada? B şıkkıdır diyoruz. Kimyada klasikler serisi 120. soru arkadaşlar. Yukarıda açık formülleri verilen X ve Y bileşikleri için yargılarından hangileri doğrudur demişler. X'in molekül formülü C3H6'dır. Bakın şuradan sayın teker teker 3 tane karbon var. Bakın nokta koydum. 3 tane karbon var. Hidrojende 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de hidrojen var. C3H6'dır doğru. X ve Y'nin basit formülleri aynıdır. X'in basit formülü hemen sadeleştirelim arkadaşlar C3H6'yı. Nedir? İkisini de 3'e bölersem CH2'dir. Y'ye geldiğimizde bak 2 tane karbon var. C2. 4 tane de hidrojen var. H4. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman yine CH2 olur. X ve Y'nin basit formülleri aynıdır. Doğru. İkisi de organik bileşiktir. Evet, ikisi de hidrokarbondur. Hidrokarbonlar organik bileşiklerdir. Hatta bunlar alken sınıfı doymamış hidrokarbonlardır da diyebiliriz. Doğru cevap A şıkkıdır diyorum.